Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere telefondan maç günü tasarımı nasıl yapılır bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Lorean YouTube kanalı. Gerçekten Android'den güzel videolar çeken bir kardeşimiz. Thumbnail yapımlarından logo template'lerine, oyun hilelerinden internetten para kazanma yöntemlerine, logo yapımlarından yararlı uygulamalara kadar gerçekten çok güzel videolar çeken bir kardeşimiz. Kanalının linkini açıklamaya bırakıyorum. Siz de benim yaptığım gibi abone olup bildirimleri açarak onun attığı videolardan yararlanabilirsiniz. Gerçekten işinize yarayacak şeyler var arkadaşlar. Bir bakmanızı öneririm. Şimdi videoya geçelim. İlk olarak Google'a giriyoruz. Yani ben bunu çok fazla futbolla ilgim yok. Yani birazcık kafama göre yapacağım ama siz mantığını anladığınız için istediğiniz şekilde yapabileceksiniz. Mesela atıyorum bu akşam Fenerbahçe'nin başka bir takımla maçı var. Ben genelde arka plan stadyum koyma taraftarıyım çünkü daha güzel duracak bana göre. Öncelikle stadyuma basılı tuttum ve resmi indir dedim. PixArt'ımızı açıyoruz. PixArt'ı açtıktan sonra aşağıdan artıya basıyoruz ve burayı da aşağıya kaydırarak buradan renk arka planlarından siyah seçiyoruz. Gerçi ne olduğu pek fark etmez. Fotoğraf eklemek diyoruz. Buradan stadyumu ekliyoruz. Şöyle sağından tutarak bunu büyütüyoruz. Şöyle birazcık sola alacağım. Öyle büyüteceğim. Çünkü elim yetmiyor. Gördüğünüz gibi şöyle tam ortalı bir şekilde büyüttüğümde kenarlardan daha fazla büyümüyor. Yani daha fazla çekersem büyüyor ama burada bir tutuyor resmi. Resmi bu şekilde görünebileceği kadar tam ekran yapabiliriz. Böyle yaptık. Ve sağ üstten tike basıyoruz. Şu an resmi koyduk ama bu resmi eğer üstüne falan böyle yazı yazarsak çok aydınlık olacağı için güzel durmayacak. Bu yüzden resme hem kararma vermemiz lazım hem de nokta efekti vermemiz lazım. Öncelikle kararma efektini vereceğiz. Buradan çıkartmalara geliyoruz. PixArt'ın çıkartmalarına. Buraya black yazdığımızda siyah bir arka plan vardır elbet. Şimdi black yazdığımızda böyle siyah şeyler çıkıyor. Eğer arka plan yoksa böyle bir herhangi bir maddeyi alıp bayağı bir büyütüp bunu siyah yani siyah ekran olarak kullanabiliriz. Daha sonrasında şöyle opaklığını isteğe bağlı olarak kısıyoruz ve sağ üstteki tike basıyoruz. Şimdi resmimiz deminkiden daha güzel bir hale geldi. Çünkü yazdığımız yazılar daha okunabilir halde olacak. Buradan fotoğraf eklemeye basıyoruz. Açıklama kısmında verdiğim bir adet nokta efekti var. Yani bu nokta efektini isteğe bağlı olarak kullanabilirsiniz. Böyle nokta efektini de koydum. Koyduktan sonra böyle çok fazla belli oluyor bu. O yüzden sağ tarafa gelip karıştırma modunu buradan ekran ya da çoğalt yapıyoruz. Çoğalt yapalım. Aynen çoğalt yapıyoruz. Yine opaklığı size göre fazlaysa aşağıdan opaklığını kısabilirsiniz. Mesela ben böyle kıstım. 21 yaptım. Hafif bir nokta efekti vermiş oldum. Sağ üstten tike basıyoruz. Şimdi tekrardan fotoğraf ekleme diyorum. Buna bir çerçeve ekleyeceğim. Çünkü daha güzel gözüktüğünü düşünüyorum. Çerçevenin rengi aslında çok fark etmez. Bu kullandığım çerçeveyi size açıklamada vereceğim. Şöyle yukarıya ve yanlara tutturuyorsunuz arkadaşlar. Tam büyütecek şekilde. Daha sonrasında iki parmağınızla yakınlaştırıp aşağıya doğru çekiyorsunuz. Buradan da tam ekran yapmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu yine size göre böyle çok fazla açık renk vesaire duruyorsa bunun da karıştırma modunu buradan çoğalt falan yapabilirsiniz. Yani daha az gözükecek şekilde yapabilirsiniz. Yani sizin kararınız ya da normal yapıp opaklığını da kısabilirsiniz. Bu da diğer yöntem. Bir de bunun rengini değiştirmek isteyen arkadaşlar illaki olacak. Yani mavi yapmak zorunda değilsiniz. Üstüne bir kez tıkladığınızda burada ayarla diye bir yer var. Buradan renk tonundan rengini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Artık böyle başladık böyle gitsin. Keşke biraz daha opaklığını kıssaydık ama olsun yapacak bir şey yok. Bunu şimdi sağ üstten oka basıp kaydet diyorum ve galerime kaydediyorum. Şimdi PixelLab uygulamasına geçeceğim. PixelLab'a neden geçiyorsun derseniz
Pixel Lab'ın yazıları daha güzel arkadaşlar. O yüzden Pixel Lab'a geçiyoruz. Şimdi Pixel Lab'ı açtık. Buradaki açılan şeyleri kapatalım. Bu sağ aşağıdaki arka plan araçlarına geliyoruz. Buradan sağa kaydırıyoruz. From Gallery diyoruz. Eğer ki biz buradan fotoğraf eklersek Pixel Lab'a en arka planı eklemiş oluyoruz. Buradaki katmanlar da gözükmüyor. Haberiniz olsun. Eğer ki buradaki katmanlara fotoğraf eklemek istiyorsanız buradaki ortadaki yere basıp import diyeceksiniz ya da sol üstteki artıya basıp buradan from gallery diyeceksiniz. Haberiniz olsun. Şimdi bizim PNG resimlere ihtiyacımız var. Mesela Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Onun için PNG resimler bakalım. Hemen Google'a geliyoruz. Fenerbahçe logo PNG yazıyoruz. Görsellere giriyoruz. Gördüğünüz gibi bu resim PNG. Arkası böyle kare kare. Ama şunu da söyleyeyim. Arkasını her kare gördüğünüz şey PNG değildir arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bu resimin şu an arkası kare kare gözüküyor. Ben bunu böyle ekran görüntüsü alıp şöyle kırpsam. Bu resmin yine arkası kare kare gözükecek. Ama ben kare bir şekilde bunu kaydetmiş olacağım. Yani bu PNG olmayacak. Yani her gördüğünüz PNG değildir. Eğer ki PNG logo bulamazsanız benim kanalıma PNG yapma videosu var arkadaşlar. Şimdi import dedim. Buradan PNG logomu ekledim. Bunu ekledikten sonra bu bir kalsın. Bir de Galatasaray logosu alalım. Şöyle Galatasaray logomuz var bir de. Bunu da alıyorum. Resmi indir diyorum ve galerime iniyor. Aşağıdaki ortadaki yere basıyorum. Import diyorum. Galatasaray logomu da alıyorum. Şimdi arkadaşlar bunların boyutlarını eşit gibi yapmamız lazım. Bizim Galatasaray logosu biraz daha oval olduğu için biraz daha şöyle büyük tutacağım. Boyutlarına buradan relative size'dan bakabilirsiniz. Mesela bu 54'müş. Bununki de 46'ymış. Yani bu biraz daha böyle yukarıya doğru büyük olduğu için küçülttüm ben bunu. Şimdi Fenerbahçe logosuna geliyorum. Buradan rotate diyorum. Sağa doğru 25 çeviriyorum. Ya bunu niye yapıyorsun derseniz böyle bir tasarım yapmak istedim. Büyütmeyeceğim tekrardan, o yüzden yanlışlıkla büyüttüm orada. Ve şöyle sol alta koyalım. Galatasaray logosuna geliyorum. Bunu da sola doğru 25 yapıyorum. Daha sağ aşağı koyacağım. Bunu birazcık büyüteceğim. Küçük kalmış. Ve bunları koyduk buraya. Peki bunların böyle mi kalacak bunlar? Hayır. Tıklıyorsunuz üstüne. Opaklığına geliyorsunuz ve buradan opaklığını kısıyorsunuz. Yani pek fazla gözükmesine gerek yok. Şu an detayları yapıyoruz. Bunun opaklığını 11 yapmışız. Bunu da 11 yapmışız. Yani biraz daha kısabiliriz aslında. Tamamdır. İkisini de ekledik. Şimdi tekrardan import diyoruz ve logolarımızı tekrardan ekliyoruz arkadaşlar. Bunu ekledik. Şöyle bir konu var arkadaşlar. Bu katman yerini sağ üstten bastığınızda burada sizin eklediğiniz şeyler çıkıyor. Bu en aşağıdaki iki tanesini kilitlediğimde aşağı taraflara dokunduğumda hareket etmiyorlar ve seçemiyorum. Bunu yaptım çünkü elime gelip sürekli hareket etsin istemiyorum. Şimdi üstteki logolara bunun size'ını şöyle bir boyutta yapacağız. 30 yapalım. Diğerinin de size'ını bunun yanına koyup artık buna göre ayarlayacağız. 25 yapalım. Burada gördüğünüz gibi karelerin olduğu böyle bir çizgi alan var. Katman kısmının bir solunda. Buna bastığınızda böyle çizgiler çıkıyor. Bu çizgiler ne işe yarıyor derseniz bu sol alttaki mıknatıs tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi resimleri, yazıları böyle ortalı bir şekilde koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz bunu buraya koysak çok aşağıda duracak. İkisini böyle koysak bayağı aşağıda duracak. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bu mıknatısın bir sağında çizgileri düzenlemek için bir yer var. Buraya bastıktan sonra bu tam ortadaki yatay çizgiyi seçiyorsunuz. Buradan artı ve yatay olan tuşa basıyorsunuz. Ve bir tane daha çizgi oluşturmuş olduk. Gördüğünüz gibi yeni oluşturduğumuz çizgi logoları böyle sabitleyebiliyoruz. Böyle yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bunu yaptıktan sonra bizim bir adet VS logosuna ihtiyacımız var. Çünkü iki tane takımın maçı var. VS yazmazsak olmaz. Şimdi böyle bir PNG buldum. Hemen bunu da galerime indiriyorum. Aşağıdan import diyorum. VS PNG yazınca çıktı bu arada. Bunu da bunların tam ortasına böyle birazcık üstlerine gelebilir koyuyorum. Fenerbahçe logosu vesaire çok fazla havada duruyor gibi gözüküyor. O yüzden bunlara gelip sağ tarafı kaydırıp shadow diyorum ve shadow'u açıyorum. Blur'unu da fullliyorum. Aynı şekilde Galatasaray'ı da yapacağım. Shadow'u açtım ve blur'unu fullledim. Yani böyle biraz daha arkasına gölge eklemiş olduk. Şimdi eklememiz gereken tabii ki de maçın saati. Bu önemli. Bu A'ya basıp buradan artı text dediğimizde böyle yeni bir yazı açıyoruz.
Mesela maçın saatini yazacaksınız. 20.00'da maç. Sallıyorum şu an. Buradan sağ tarafı kaydırıp AB yerine basarak font ekleyebilirsiniz. Kanalımda en güzel fontların videosu var. Kanalımda Pixel Lab'a ve Pixar'da font ekleme videoları da var. Eğer ki font eklemeyi bilmiyorsanız o videoları izleyebilirsiniz. Gobolt diye bir font var arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Gobolt Bolt kullanalım ya da Gobolt Extra, aynen. Gobolt Extra kullanıyorum. Maçın saatini şuraya bir şöyle yazalım. Yazdıktan sonra buna isteğe bağlı olarak shadow vesaire judge verebilirsiniz. O artık sizin isteğinize kalmış bir şey. Yani pek eklenecek bir şey de düşünmüyorum yani. Ne diyebilirim ki? Instagram sayfa adınız varsa onu ekleyebilirsiniz. Yani artık burası da birazcık size kalmış arkadaşlar. Ben dediğim gibi futbolla alakam yok. Hiçbir maça gitmişliğim yok. Yani o yüzden ne yazılacak, ne yapılacak tam bilmiyorum. Artık siz buraları aynı şekilde doldurursunuz. Yazıları da renk vermek için buradan color'a geliyorsunuz. Gradient diyorsunuz. İstediğiniz şekilde yazıları renk verebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Artık buraya da ne yapayım? Nokta nokta spor yazayım bunun altına ben. Yoksa bu çok boş kalacak. Artık siz buraya kendinize uygun şekilde yazarsınız arkadaşlar. Kanalın adını yazabilirsiniz mesela Cakçurt. Size kalmış. Bu videoluk bu kadar. Daha fazla Android eğitim videoları için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.